Bu hafta multiplayer olarak işimizi kolaylaştırmak ve eğlenmek gibi farklı avantajlar sağlayarak oyun dünyasının vazgeçilmezi haline gelen oyun hilelerine göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 hileyi sıraladık. On numara, Max Payne, Infinite Bullet Time. Sinemada Matrix'in yarattığı etkinin oyun dünyasındaki karşılığı olan Max Payne, artistik ağır çekim özellikleriyle herkesi büyülemişti. Max Payne'in en önemli özelliği olan ağır çekim, sadece belirli bir limit çerçevesinde kullanılabiliyordu. Bu limiti kaldırıp tamamen Matrix modunda artistik bir şekilde ilerlemenize olanak tanıyan bu güzel hileyi listemizin 10. sırasına yerleştiriyoruz. 9 numara, Tomb Raider, Nude Raider. Yankıları hala devam eden, oyun dünyasını kasıp kavuran bir efsane, Nude Raider. Bir zamanlar birçok insan Lara Croft'un üzerindeki fazlalıkları atmasını sağlayan bu hilenin peşindeydi. Kimileri şifreyi bildiğini iddia etmesine rağmen söylemez veya başka şifreler vererek arkadaşlarını kandırırdı. Çeşitli dergiler bile bu hilenin adı altında farklı hile kodları paylaşarak şakalar yapmıştı. Nude Raider şifresi elbette ki sadece bir efsaneden ibaretti. Ama Nude Raider'ın peşine düşenlerin sayısı o kadar fazlaydı ki resmi olmayan yamalarla bu hayal zamanla gerçeğe dönüşmüştü. 8 numara, NBA Jam, Big Head Mode. Basketbolcuların kafalarını devasa boyutları getiren bu şifre sayesinde oldukça komik görüntüler ortaya çıkıyordu. Şifre o kadar bağımlılık yapmıştı ki NBA Jam oynayan birçok oyuncu koca kafalar şifresini girmeden oyuna başlamazdı. 7 numara, Silent Hill 2, UFO Ending. İlk ve ikinci oyunun ana karakterleri olan Harry Mason ve James Sunderland'i UFO'larla bir araya getiren bu enteresan son, oyuncuya sunduklarıyla kesinlikle görebileceğiniz en ilginç hilelerden biridir. 6 numara, Saints Row 3, Heavenbound. Saints Row 3'te öldürdüğünüz herkesin havalanarak cennete gitmesine sebep olan bu çılgın hileyle oyunda oldukça sıra dışı anlar yaşayabiliyordunuz. Oyunlarda insan öldürmeye farklı bir boyut kazandıran Heavenbound listemizin 6. sırasında yer alıyor. 5 numara, GTA Liberty City Stories, Riot Mode. Her yaştan ve meslekten insanın ayaklanıp birbirine saldırmasını sağlayan bu hile, oyunda tam bir kaos ortamı yaratıyordu. Tüm bu karmaşa içerisinde mücadele etmek ya da eğer başarabilirseniz sadece bir köşeden oturup olanları izlemek bile müthiş bir keyif veriyordu. 4 numara, Tomb Raider 2, Exploding Lara Croft. Lara Croft'un kendiliğinden havaya uçup patlayarak parçalara ayrılmasını sağlayan bu enteresan hile, genelde insanlara çıplaklık hilesi olarak anlatılırdı. Heyecanla tuş kombinasyonuna girip Lara Croft'u çıplak görmeyi beklerken patlamasıyla karşılaşan insanların suratlarını hayal etmek bu hilenin en eğlenceli yanlarından biriydi. 3 numara, Call of Duty Black Ops, Dead Ops Arcade. Call of Duty Black Ops içerisine şifreyle gizlenen mini arcade oyunu Dead Ops'a zombi peşine düşmek oldukça keyifliydi. Hatta zaman zaman Black Ops'u bırakıp tamamen bu mini oyuna bağlanan oyunculara bile rastlanabiliyordu. Dead Ops oyununu aktif hale getirmenizi sağlayan bu güzel şifre listemizin 3. sırasında yer alıyor. 2 numara, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Beat the End Quickly. Metal Gear Solid 3 Snake Eater'da The End isimli sniper ustası bir dedeye karşı verdiğimiz mücadele oyun dünyasının en zorlu boss savaşlarından biridir. The End'i devirebilmek için saatlerce ekran başında mesai yapmanız gerekebilir. Tabii uzun süre uğraşmadan daha temiz bir şekilde onu geçmek isterseniz ufak bir hile sayesinde The End'in yaşlılıktan eceliyle ölmesini de sağlayabilirsiniz. Ve 1 numara, GTA San Andreas, Flying Cars. Kullandığınız arabanın bir uçak gibi havalanmasını sağlayan bu eğlenceli şifre sayesinde GTA keyfi bambaşka bir hale bürünüyordu.
Herhangi bir uçakla uçmaktan çok daha farklı bir deneyim yaşatan bu güzel iyiliği listemizin birinci sırasına yerleştiriyor ve bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka Topon bölümüyle görüşmek üzere.